Forex Haber'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Pasifik Grubu CEO'su Fatih Nusret Dur. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun diyelim halka arzınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Umarım hayırlı olur. Bugün evet toplanıyor bugün ve yarın. Evet. Bugün hepimiz için üzücü bir gün, 6 Şubat. Bununla ilgili de paylaşmak istediğiniz şeyler vardır diye tahmin ediyorum. İsterseniz önce Evet. bunları sohbetimize sonra başlayalım. Tamam. Gerçekten bundan tam bir yıl önce asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz ülkemizde çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar varsa hala Allah şifalarını versin inşallah ve umarım tekrar böyle bir şeyi yaşamayız ülke olarak. Böyle bir felakette yüzleşmeyiz tekrar diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum ben de size. Sohbetimize de devam edelim isterseniz. Halka arz oluyor. Buradan elde edilecek gelirin %45'i yatırım harcamalarında, 35'i Ayge'de, kalan %20'si ise işletme sermayesinde kullanılacak izahnameden. Bunu görüyoruz Doğru. zaten. Öncelikle yatırım harcamaları kısmına bakalım istiyorum. Buradaki hedef, yatırım hedefi nedir? Mevcut yatırımların genişletilmesi mi, yeni yatırımlar mı? Biraz burayı detaylandırabilir misiniz? Tabii ki biz Pasifik grubu olarak bir yatırım yaparken aslında büyüme potansiyeli içeren, birlikte yol yürüyebileceğimize inandığımız ve gelişime açık şirketlere ya da girişimcilere yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğer böyle şirketler ve girişimciler karşımıza çıkarsa, belli oranda bu gelişimini tamamlamış ve büyüme ihtiyacını bizlerle beraber yola devam edebileceğimiz nitelikte şirketler ortaya çıkarsa, onlara da yatırım yapma hedefimiz tabii ki var. Bunun yanında mevcut yatırımlarımızın genişletilmesi konusu gündemimizde. Ürünlerin bir kısmını da zaten aşamaların çoğunu atlattık. Gelişimlerinin bir kısmı tamamlandı. Ama pazara çıkmadan önce üzerlerini biraz daha geliştirme ihtiyacı içeren bazı faaliyet alanlarımız var. Bu mevcut yatırımların genişletilmesi kapsamında da bu ürünleri satışa hazır hale getirerek piyasaya sunma hedefimiz var. Yatırım yapmaktaki asıl hedefimiz ise biz yurt içi ve yurt dışında biraz pazar payımızı artırmak istiyoruz. Daha etkin olabilmeyi istiyoruz. Bunun yanında da mevcut hizmet verdiğimiz müşterilerdeki memnuniyetimizi artırmak istiyoruz. Eğer bütün bu potansiyeli içeren mevcut müşteriyi daha memnun edebileceğimiz ve bu kapsamda önümüzde fırsat olarak gördüğümüz yeni yatırım fırsatları çıkarsa da bu alanda yeni yatırım yapmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Peki pazar payınız ve buradaki hedefiniz nedir? Ürün yelpazenizde neler var? Burada bir yenilik, genişleme hedefiniz vardır diye tahmin ediyorum ama ben Evet, var mı evet. diye sorayım. Şimdi Pasifik Teknoloji'nin çatısı altında IT donanımdan yazılıma, siber güvenlikten teknolojik altyapıya kadar çok geniş bir hizmet yelpazesi içeren 5 tane şirket var. Genellikle teknoloji şirketlerin birçoğunda belli alanda uzmanlaşma var ve o alanda ihtisaslaşarak ürünlerini pazara sunuyorlar. Pasifik Teknolojisi bir çatı bağında düşünebiliriz. 5 şirketiyle beraber bu biraz önce saydığım bütün alanlarda müşteriye geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Uçtan uca bir hizmet sunuyor diyebiliriz. Burada her şirketin kendi alanında bir büyüklüğü ve bir pazar payı var. Mesela siber güvenlik alanında Destel Bilişim adında bir şirketimiz var. Bu şirket 2003 yılından beri faaliyette aslında. Biz 2019 yılı itibariyle bu şirkete yatırım yapmaya başlamıştık. Kurumsal ve büyük müşterilere hizmet veriyor bu. Bankalar var bunların içerisinde. Telekom operatörleri var ve bu alanda hizmetlerine devam ediyor. Bunun yanında ulaştırma ve turizm sektörüne yönelik bir yazılımımız var. Burada da biletleme yazılımının yanı sıra bizim istediğimiz aslında bir insanın bilet almak için sisteme girdiğinde mesela otel rezervasyonu yapabilmesi, araç kiralamasını yapabilmesi, yemek siparişi verebilmesi gibi müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir platformla karşılarına çıkmak istiyoruz. Bununla ilgili de aslında bütün süreçleri tamamladık. Yazılımla ilgili biletleme tarafı tamam, araç kiralama tarafını aktive ettik. Ama diğer hizmetleri de peyderpey hizmete sunarak bu yıl içerisinde onları da sunmak istiyoruz. Burada da aslında şöyle düşünebiliriz.
İnsan kaynağı ihtiyacı yazılım sektöründe birazcık zor bulunabilen bir şey. Diğer bir ürün olan no-code ya da low-code platform dediğimiz yazılımcı ihtiyacının en aza indirgendiği, şirketlerin dijitalleşme sürecini daha kısa sürelerde gerçekleştirmesini sağlayacak ürünlerimiz de mevcut. Bu üründe bu yıl içerisinde piyasaya sürerek şirketlerin dijitalleşme sürecine olumlu katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunların tamamlanmasıyla birlikte de rekabet gücümüzün artacağını ve daha büyük bir pazar payı alabileceğimizi hedefliyoruz. İnşallah öyle olur. Biraz da rakamlara bakalım. 2023 yılında 700 milyon ciro ile kapattınız 2023'ü. Evet. 2024'te buradaki hedef nedir? 2022 ile kıyaslandığında zaten cironuzun arttığını görüyoruz. Halka arzın cironuza yansımasına yönelik sizin beklentileriniz, hedefleriniz nedir? Şunu ifade etmekte fayda var. 2023 yıl sonu rakamları hala netleşmiş değil. Bunun bir sebebi de enflasyon muhasebesiyle ilgili yeni Evet. uygulamaların devreye alınmasından kaynaklı. Ama bizim öngörümüz, evet sizin de ifade ettiğiniz gibi 700 milyon TL bandında bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda var. Yazılım teknoloji şirketlerinde ya da yazılımla iştigal eden şirketlerde genel olarak maliyetlere sürecin en başında katlanılıyor. Bunun anlamı şu, siz önce bir maliyete katlanıyorsunuz yazılım geliştirmek için. Daha sonra ürünü ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bu ürünün ortaya çıkmasından sonra satış pazarlama süreçleriyle birlikte sizin cironuza ve karlılığınıza olumlu katkı sağladığı bir dönem yaşıyorsunuz. Biz Pasifik Teknoloji olarak bu ürünün geliştirilmesi safhasında maliyete katlanma sürecinin birçoğunu tamamladık diyebiliriz. Bu nedenle 2024 yılı aslında ürünlerin pazara sunulduğu ve artık ciroya ve karlılığa etki edecek bir dönem olarak öngörüyoruz. 2023'ü ikiye katlayarak bir ciro öngörümüz var şu an. İkiye katlayacağını düşünüyoruz açıkçası. Tabii burada halka arzın da etkisi olacaktır. Halka arzla birlikte oluşacak sinerjinin de bu ciroya etkisi olacaktır. Neden? Çünkü hesap verebilir, izlenebilir bir şirket yapısı, kurumsallaşmasını tamamlamış bir şirket yapısıyla çalışmanın müşteriler tarafından daha çok tercih edileceğini de düşünüyoruz. Bu anlamda halka arzın da bu sinerjiye dahil olarak ciroyu katlamadaki etkisini öngörmüş. Peki arzda Ar-Ge payının yani arzdan gelecek gelirde Ar-Ge payının yüksek olarak kullanılacağını da görüyorum. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Ar-Ge yatırımlarınızı hangi alanlarda olacak? Burada önceki yıllara göre artış oranı ve sizin bu çalışmalardan Ar-Ge çalışmalarından beklentiniz nedir? Biz %35 gibi bir kaynağı da Ar-Ge'ye ayırdık, ürün geliştirmeye ayırdık. Tabii buradaki maksadımız genel olarak şunu ifade etmek lazım. Teknoloji sektörü, yazılım sektörü genel olarak çok hızlı bir değişim gösteriyor. Yani bir yıl içerisinde hayatımıza o kadar farklı yeni ürünler giriyor ki bunu takip etmeniz gerekiyor. Burada sizin de güncel kalabilmek için İhtiyaçları doğru analiz etmeniz gerekiyor. İnovatif yaklaşım sergileyerek piyasaya yeni ürünlerle girmeniz gerekiyor. Bu işin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz. O yüzden Ar-Ge'ye de böyle bir kaynak ayırdık. Bu kapsamda Pasifik Teknoloji çatısı altında biraz önce de ifade ettiğim gibi birden fazla şirket var zaten. Bu şirketlerin her birisi kendi alanında bir Ar-Ge çalışması yapmaktaydı. Ürünlerini geliştirme aşamasında doğru ihtiyacı tespit edip bunlara inovatif çözümler üretmek anlamında. Ancak biz bu çatı altında hepsini birleştirerek burada oluşacak sinerjinin de ve buradaki know-how'ların geçmiş know-how'ların da daha efektif bir ürün geliştirmeye dönüşeceğini ve daha inovatif ürünlerle piyasaya ürün olarak çıkartabileceğimizi, daha inovatif ürünlerle piyasaya girebileceğimizi öngördüğümüz için bu kaynağı buraya da ayırdık. Aslında her şirketin kendi Ar-Ge çalışmalarını tek çatı altında bütün know-how'ları ve o sinerjiyi birleştirme öngörüsüyle bunu yaptık açıkçası. Burada bu kaynağı ayırmamızın temel sebebi de buydu. Yurt dışı pazarlara yönelik ürün ve hizmet geliştirme stratejileri üzerinde çalışıyorsunuz. Bunu biliyoruz. 2023'te siber güvenlik alanında yurt dışı yatırımlarınız da oldu. Evet, Bu evet. anlamda yurt dışında yeni yatırım, ortaklık, işbirliği hedefleriniz var mı?
Pasifik Teknoloji çatısı altında Hollanda'da Pasifik Grup adı altında, Pasifik BV adı altında bir şirket daha kurduk. Biz buradaki asıl maksadımız aslında yurt dışında büyüyen bir pazar var. Her yıl dolar bazında %10 büyüme trendinde olan, ihtiyaçların, talebin devamlı arttığı gerçekten büyük bir pazar var. Biz de bu pazardan bir pay alabilmeyi hedefledik. Bunun için de yurt dışında bir şirket kurduk. Bu bizim için yeni ve heyecan verici bir durum aslında. Biz burada siber güvenlik alanında zaten yurt içindeki deneyimimizi aslında kendi ürünümüzle birleştirerek yurt dışında da bir pazar payı almayı hedefleyerek bunu yaptık. Geliştirdiğimiz ürünleri de bu pazarda çıkıp biraz satış ve ciro elde etmek istiyoruz açıkçası. Dediğim gibi yurt dışı konusu bizim için yeni ve heyecan verici bir konu ama İlk adım olan şirket kurulumunu ve oradaki araştırma çalışmalarımızı başladık açıkçası. Şu anda henüz gerçekleşmiş bir faaliyet yok yurt dışında ama çok kısa süre içerisinde ve tahminimce bu yıl içerisinde bu anlamda ilk ürün satışlarımızı gerçekleştirebilmeyi umuyoruz. Peki buradaki hedef öncelikle Avrupa mı? Öyle doğru mu anlıyorum? Doğru, öncelikle Avrupa. Şirketi de Hollanda'da kurduk bu amaçla. Avrupa'da böyle bu anlamda büyük bir pazar olduğunu biliyoruz zaten. O pastadan küçük bir pay alabilmek hedefiyle yaptık açıkçası. Peki son olarak da gelirlerinizi konuşalım isterseniz. Siber güvenlik, satış platformları, kurumsal depolama gibi alanlarda çalışıyorsunuz. Bu Pasifik Evet. Teknoloji'nin gelirlerinde en yüksek payı hangi çalışmalar alıyor? Mesela döviz gelirleriniz, buradaki oran, döviz gelirlerini arttırma hedefi, buradaki çalışmalar, bunu da böyle biraz detaylandırırsak çok sevinirim. Şu anda hali hazırda siber güvenlik alanında ve yazılım alanında elde ettiğimiz gelirlerin birçoğu özellikle siber güvenlik tarafında zaten döviz bazlı gelirler oluyor. Çünkü bu ürünlerin yurt içinde de konu olsa dövize endeksli bir satış mantığı var. Bu anlamda elde edilen gelirlerin çoğu döviz bazında oluşuyor ama TL cinsinden muhasebeleşiyor diyebiliriz. Direkt yurt dışı bir satış olmadığı için şu anda hani dövize endeksli bir gelir kalemini bu anlamda yorumlamak çok doğru olmaz. Şu anda yurt içi satışların dövize endeksli olduğunu ancak TL bazında muhasebeleştiğini söylememiz daha doğru olur gibi geliyor bana. Son olarak dedim ama bir de şey bu yazılım sektöründeki iş gücü yazılımcılar işte yurt dışına giden yazılımcılar meselesi de biliyorsunuz. Yani burada sizin Evet. buradaki insan çalışan kaynağına ulaşmanızla ilgili sektörel olarak da değerlendirebilirsiniz. Nasıl kolay mı zorlaştı mı maliyetler çalışan maliyetleriyle ilgili görüşlerinizi de alabilir miyim? Sektörün genelinde nitelikli yazılımcı bulmakta zorlanıldığını hepimiz biliyoruz. Ama biraz da şirketlerin bakış açısının bu anlamda değişmesi gerekiyor. Kendi yazılımcılarımızı kendimizin yetiştirebileceği aslında küçük eğitim kurumları haline gelebilmemiz ve daha ileriye dönük, daha uzun vadede planlar yapabileceğimiz bir mantıkla bence hareket etmeliyiz. Yani kendi yazılımcılarımızı yetiştireceğimiz, okuldan mezun olduktan sonra çocuklarımızı alarak eğitim sürecine dahil edebileceğimiz ve bu alana da yatırım yapabileceğimiz bir faaliyet döngüsünün içinde olmalı bence şirketler. Çünkü bütün şirketler yetişmiş eleman arayışında olduğu zaman kimse istediği elemanı bulamayacak gibi bir sonuca yaşıyorsunuz. Kaldı ki şirketlerin genelinde artık bu tür ihtiyaçların karşılanabilmesi için platformlar hazırlanmaya başladı. Bu no-code veya low-code platformların ortaya çıkış nedeni de biraz budur. Herhangi bir şirketin dijitalleşme sürecinde komple ona uygun bir yazılım ihtiyacından ziyade sürükle bırak yöntemiyle faaliyet döngülerini oluşturabilecekleri platformların ortaya çıkış nedeni de aslında birazcık bu kıt demeyelim ama yetersiz insan kaynağı diyebiliriz. Bu anlamda ileriye dönük sürdürülebilir bir yapı kurabilmek için şirketlerin kendi bünyelerinde okullardan yeni mezun olan arkadaşları da bünyelerine katarak kurumsal yapıya dahil etmeleri, onların eğitim süreçlerinin tamamlanması, aidiyetlerini sağlamaları daha kritik diye düşünüyorum açıkçası. Bizim de bu anlamda faaliyetlerimiz var. Peki çok teşekkür ediyorum. Finansal sonuçlar açıklandıktan sonra sizi tekrar çeyreksel dönemlerde de Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım halk arzımız da hayırlı olur. Bugün ve yarın talep toplama günümüz zaten. ağırlamak isteriz. Umarım ki başarılı bir şekilde sonuçlandırırız bu dönem. Evet.